Astronotlar geminin yakınlığında anlaşılmaz ve açıklanamaz bir şeyler... Ananerbe, yani Alman ırksal araştırma ve eğitim yaklaşık 3500 yıl önce altın çağını yaşamış antik sesler çığlıklara, urumalara ve telgraf bildirim seslerine. Dünya tarihinin en korkunç seri katiliyle karşılaşmış. İlk olarak koridorda 5-6 hafta sonra kameralar için Igor Diatlov yönetiyor. KGB su gibidir. Bulunduğu ortama uygun ara insanın zamanda yolculuk yapması meselesini çözülebilir bir mesele olduğu iddiasını diyorum. İyi akşamlar. Umarım iyisinizdir. Serimize devam ediyoruz. Aynı tarzda devam ediyoruz. Konuyla ilgili resmi bilgileri de aktaracağız. İddiaları da aktaracağız. Ve ben yine aralara gireceğim. Analizimizi daha etkili yapmak için şu an çoğunun baskısı olmayan eski kitaplardan da hatırladıklarımı anlatacağım size. Bu hafta başlığımızdan da anlaşıldığı üzere Adolf'u bir asker ve genç bir politikacı olarak anlatacağız. Büyük bir ihtimalle bu zamana dek anlattıklarımızdan zihninizde bir genç Adolf imajı aşağı yukarı oluşmuştur. Tek bir kelimeyle anlatmak gerekirse İngilizlerin loser dediği tip tam da ergen ve genç Adolf'u anlatır aslında. Yani beceriksiz, sürekli kaybeden ve bu arada yavaş yavaş serimizin adının da esin kaynağı olan ve İkinci Dünya Savaşı henüz sürerken İngiliz, Amerikan ve Fransız gizli servislerinin ortak çalışmasının sonucu olan bazı raporlara ve o raporlar esasında yazılan kitaplara da geçeceğiz. Bu konuda Sebastian Hafner, Almanlar biraz farklı telaffuz ediyor, ben dümdüz okuyayım yine. Bu adamın kitaplarını öneriyorum size. Önce askerlik dönemiyle ilgili biraz daha kronolojik bilgiler verdikten sonra yeniden karakter analizine geri döneceğiz. Evet, Adolf 1. Dünya Savaşı'nın başlamasını büyük bir sevinçle karşıladı. Çünkü asker olacağı için mutluydu. Ve bunun en önemli nedeni o yaşadığı sefil hayattan kurtulacak olması ve çok büyük bir kurumun, ordunun bir parçası olacağı fikriydi. Aslında haklıydı da. Bir asker olarak savaşa katılmak onun için savaşa dek yaşadığı o hayattan çok daha güzeldi. İşin manevi yanı vardı, bir onuru vardı. Veya bir şey uğruna omuz omuza mücadele vardı. Disiplinli bir hayat vardı. Yemeğinle sağlığınla ilgilenecek olan görevliler var. Kendi anılarına göre Bavyera ordusuna Avustralyalı olarak katılmak için 3 Ağustos 1914'te Bavyera Kraliyet Şansölyeliğine başvurdu ve başvurusu kabul edildi. 16 Ağustos'ta askere alındı ve 8 Ekim'de Bavyera Kralı adına yemin etti. 1 Eylül 1914'te 16. Yedek Piyade Alayı'nın 1. bölüğüne atandı. Katıldığı ilk savaş 1914'ün sonunda İpres Savaşı'dır. Kasım 1914'te onbaşılığa terfi etti. 2 Aralık 1914'te ise alay komutanı tarafından demir haşı ile ödüllendirildi. 9 Kasım 1914'ten savaşın sonuna kadar Hitler başlangıçta ana muharebe hattından 1,5-5 kilometre uzakta iki karargah arasında irtibat görevlisi olarak hizmet etti. Şimdi bu dönemler çok tehlikeli görevlere gönderildiğini anlatır, daha sonra kavgamda da anlatır. Ancak tarihi gerçekler başka bir şey söylüyor. O dönemki çevresine göre asker arkadaşları da var sonuçta bu adamın, görgü tanıklıkları var. Cepheye yakın bir yerde değildi. Ve aslında hayatta kalma şansı diğerlerinden daha yüksekti. 5 Ekim 1916'da Somme Muharebesi'nde adamımız sol uyluğundan şarapnelle yaralanıyor. Ve bu olay sonradan bana aslında anlamsız görünen ancak savaşın bitiminden sonra, bakın Sovyetler Birliği doktorlarının Adolf'un kalıntıları üzerinde yaptıkları otopsi raporlarına bile geçen bir konuyla ilgili büyük bir tartışma başlattı. Biliyorsunuz uyluk kalça ile diz arasındaki kısım olduğundan, oradan aldığı yara sonucunda Adolf'un tek testisini kaybettiği ile ilgili iddialar var. Tabii ki bir politikacı olarak ünlenmeye başlamasıyla birlikte.
Kimilerine göre de bu söylentinin nedeni Hitler Has Only Got One Ball adlı askeri bir şarkıydı. Çoğunuz duymuşsunuzdur o şarkıyı. Ve hatta 1980'lerde Hitler'in Kayıp Testisi adlı bir müzik grubu bile vardı. Şimdi bu gerçekten biraz komik, biraz da uzun bir tartışmadır. Ancak bizi alakadar eden bir konu değil. Yani ilgilendiğimiz şey onun testisleri değil. 5 Mart 1917'de Hitler eski birliğine geri döndü. Ondan sonra birkaç muharebeye daha katıldı. Mayıs 1918'de olağanüstü cesaret için bir alay sertifikası ve yaralandığı için de siyah bir rozet aldı. 4 Ağustos'ta bütün telefon hatlarının arızalanmasından sonra cepheye rapor verdiği için 1. sınıf demir haç ile ödüllendirildi. Bu ödülü ona vaat eden kişi de bir Yahudidir. Alayın emir subayı Hugo Gutmann. Doğal olarak Adolf bu adamı hiç sevmiyor. Ve onun verdiği, daha doğrusu onun takdim ettiği Kızıl Haç nişanını hiçbir zaman takmıyor. Çünkü ödülü ona veren kişi kendi tabiriyle eşi görülmemiş bir korkaktır. 1933'ten sonra, yani Nazizm Almanya'da iktidara geldikten sonra Nasyonal Sosyalistler, iki kişi öne çıkıyor bu sırada, Fritz Widemann ve Max Ammann, daha sonra aldığı askeri terfiyi de reddettiğini savundu. 27 Eylül'e gelindiğinde Adolf artık savaşın kaybedileceğini hissetmeye başlamıştı. 14 Ekim 1918 sabahı Adolf görev başındayken o Mein Kampf'ta, kavgamda da anlattığı ve geçici körlük yaşamasına neden olan hardal gazı saldırısına uğradı. 21 Ekim'de hastaneye götürüldü. Burası hafif yaralılar için bir tür nikahat, yani dinlenme eviydi. İyileşmesi neredeyse bir ay sürdü ve 19 Kasım'da tekrardan taburuna geri döndü. 10 Kasım'da tarihe Kasım Devrimi olarak geçen olay yaşandı ve kombine ateşkes müzakereleri yürütülmeye başlandı. Adolf bu olaya çok kızmıştı. Hatta bunu yüzyılın en büyük suçu olarak adlandırmıştı ve tarihçilere göre onun siyasetçi olmaya karar vermesine yol açan olaylar bunlardır. Bu arada çağdaşlarına göre Hitler, amirlerine karşı aşırı derecede itaatkar davranıyordu. Hatta 1924'te mahkemede üstlerine saygı duy, kimseyle çelişme, körü körüne itaat et şeklinde bir kuralı benimsediğinden bahsetmişti. Ve bir asker olarak da kötü muameleye maruz kalmaktan hiçbir zaman şikayet etmedi. Bu nedenle de kendisini yoldaşlarından ayrı gördü. İşte bu özelliğinden dolayı, yani onu kendine özel gören veya çoğunluktan farklı bir görüşe sahip bir kişi olarak aşağıladılar. Almanlar böyle insanlara beyaz karga derler. Onlara göre bu adam ne sigara ne de içki içiyordu. Arkadaşları ve ailesi hakkında hiç konuşmuyordu. Genel evleri ziyaret etmekle ilgilenmiyordu. Ve genellikle sığınağın bir köşesinde saatlerce oturup bir şeyler okuyor, bir şeyler düşünüyor veya bir şeyler çiziyordu. Bir iddia daha var bu konuyla ilgili. Yine sanırım Hafner'ın bir kitabından okumuştum yıllar önce. Daha sonra baskısını bulamadığım kitaplardan biridir. Orada anlatılana göre Adolf gerçekten de cephedeyken kimsenin yapamayacağı işleri yaptı. Buna üstlerinin iç çamaşırlarını yıkamak da dahildir. Hatta onun bu otoriteye aşırı itaatkar karakterine bir örnek olarak bu kare basılmıştı o kitaba. Burada bir beden dili örneği görüyoruz. Bu şansölye olduğu zamanlara ait bir fotoğraftır. Dönemin Cumhurbaşkanı Hindenburg'la tokalaşırken aynı zamanda baş eğdiğini ve yüzündeki o derin saygı ifadesini görüyoruz. Yazar bu duruşu çok abartılı buluyor. Benzer başka kareler de var. Genelde hepsinde aynı duruşu görüyorsunuz. Cephedeki o mektuplaşmalara, o postalara göre Hitler 1914'te yapılmış, o spontane gelişmiş Noel Barışı'ndan rahatsız olmuştur. Bu barış gayri resmi bir barıştı. Askerler sadece ölüm korkusu olmadan bir Noel geçirmek istiyorlardı. Gelen hediyeleri açmak istiyorlardı vesaire. Bu sırada da İngiltere kralı bütün askerlerine hediye yollamıştı. Bu 4. George'un tek kızı Prenses Mary'nin profil portresinin oyulduğu metal bir kutuydu. İçinde sigara, çikolata, İngiliz pastası ve prensesten bir tebrik kartpostalı vardı. Adolf'un tabii ki savaş konusundaki katı düşünceleri devam ediyor
Ondan farklı bir şey de bekleyemezdik zaten. 1914'te işgal altındaki Belçika'da bazı sabotajlar yapıldığı iddiasıyla Alman ordusu bazı savaş suçları işliyor. Bunlara misilleme yapmak için kundakçılık, toplu infazlar vesaire gibi. Ve bunlar Eylül 1941'de Sovyetler Birliği'ne saldırmasından sonra Hitler tarafından övülmüştür. Ve Almanya'da partizanlarla savaşmak için örnek bir yöntem olarak tanımlamıştır bunu. Sebastian Hafner, Hitler'in cephedeki deneyimini tek eğitim deneyimi olarak nitelendirir. Adamın 3-5 senelik bir okul hayatı olmuştu ancak notları berbattı. Daha sonraki dönemlerde Ian Kershaw, savaş ve sonrası Hitler'i yarattı diye bir mantık yürüttü. 1916'ya gelindiğinde artık askeri yenilgi kesinleşmişti. Thomas Weber'a göre Hitler'in geleceği ve siyasi kimliği savaştan döndüğünde hala oldukça açık ve biçimlendirilebilirdi. 21 Kasım 1918'de Adolf Münih'teki kışlasına geri döndü. Adam terhis edilmek istemiyor, düşünün. Dışarıdaki hayatına geri dönmek istemiyor. 31 Mart 1920'ye kadar asker olarak kaldı. Bu süre zarfında siyasi bakış açısını oluşturdu, demagoji konuşma yeteneğini keşfetti ve bunları test etti. 4 Aralık 1918'den 1919'a kadar Adolf ve diğer 15 asker, asker konseyleri tarafından yönetilen bir kampta yaklaşık 1000 Fransız ve Rus savaş esirini korudu. Mayıs 1919'da Adolf 4. Reichswehr grubu komutasındaki istihbarat dairesi başkanı Hauptmann Karl Mayer ile bir araya geliyor. Peki bu adamlar ne yapıyorlar, onu da söyleyeyim size. Büyük savaşlar sonrasında arkadaşlar, savaş öyle hemen bitmez aslında. Tamam, bir ateşkes olur, silahlar susar ama alttan alta bazı fokurdamalar devam eder. Tıpkı 2. Dünya Savaşı sonrasında dünyanın iki karşı kutbu, Sovyetler Birliği ve Amerika arasında bir soğuk savaşın, bir istihbarat savaşının, bir ekonomi savaşının her alanda, silahlı çatışmalar haricinde bütün alanlarda bir savaşın başladığı dönem gibi. Tabii Sovyetlerle ABD arasında böyle dönemsel bir şey olmadı. Sovyetler Birliği yıkılana kadar devam etti. 1. Dünya Savaşı sonrasında Alman hükümeti veya işte bütün Batı hükümetleri cepheden dönen askerlerin veya işte yerli halkın, gençlerin bir Bolşevik propagandasına maruz kalacağından korkuyordu. Bu nedenle özel ekipler, kadrolar yetiştirilmişti. Hitabeti iyi olan, iyi konuşabilen, karşısındaki kitleyi ikna edebilen insanlardan seçiliyordu bu. Bu ciddi bir işti. Akademisyenlerle falan çalışıyordu bu insanlar. Ve daha sonra kitlelerin karşısına çıkıp konuşmalar yapıyorlardı. Tabii Hitler konuşmalarına hep Yahudi karşıtı olan sözlerini de dahil etti. Konuşmaları çok güçlü duygular uyandırdı. Ve Hitler'in aslında bir hatip olarak gerçekten tam olarak keşfedildiği dönem o dönemdir. 1919 baharında veya bazı kaynaklara göre sonbaharında Mayer, onu gizli aşırı sağcı bir subay derneğinin kurucusu olan Ernst Röhm ile tanıştırır. Röhm'ün kim olduğunu herhalde biliyorsunuzdur ya da bilmeyenler ileride öğrenecektir. Önemlidir. Bu yetiştirilmiş kadrolar aynı zamanda muhbirlik de yapıyorlar. Merkeze bilgi taşıyorlar karşılaştıkları durumlarla ilgili. Ve 1919'da Hitler ilk kez Alman İşçi Partisi'nin bir toplantısına katılıyor. İleride dönüştürecektir partiyi tamamen. Hitler ilk kez bu partinin toplantısına muhbir olarak katılmış. Toplantı sırasında Bavyera'nın Reich'tan ayrılmasına şiddetle karşı çıkıyor. O tartışılıyor o sırada. Ve parti başkanı Anton Drexler belagatinden dolayı onu partiye katılmaya davet ediyor. 16 Eylül'de Mayer ona bir görev veriyor. Adolf Gemlich diye birisi konuşma yapacak ve ondan bu konuşmayı yazmasını istiyor, metnini yazmasını istiyor. Metnin adı Antisemitizm Üzerine Uzman Görüşü. Bu metnin içinde Yahudiliğin bir din değil, bir ırk olduğu vurgulanır. Şöyle şeyler geçiyor mesela içinde. Bir Yahudi için din, sosyalizm, demokrasi sadece amaca, paraya ve güce olan susuzluğu gidermek için araçlardır. Yahudilerin çalışmalarının sonuçları halkların ırksal tüberkülozu haline geldi. Ve bu nedenle de zihnin antisemitizmi sistematik ve yasal olarak mücadele etmeli ve ayrıcalıklarını ortadan kaldırmalıdır. Nihai hedefi ise Yahudilerin tamamen ortadan kaldırılması olmalıdır. Yalnız ulusal güce sahip bir hükümet, yalnızca iç sorumluluk duygusuna sahip ulusal bir lider her ikisini de yapabilir.
ve Mayer burada Hitler'in ifadelerine büyük ölçüde katılmıştır. Adolf 1919'da Alman İşçi Partisi'ne katıldı. Ama kavgamdaki iddiasının aksine partinin 7. üyesi değildi. Partinin çalışma komitesi başkanıydı. 1919 sonbaharından itibaren antisemitik yazar Dietrich Eckart Hitler'in düşüncesini etkiledi. Onunla Münih Burjuvasisi arasında bir tür aracı oldu ve onu aşırı sağcı bir ajitatör olarak tanıttı. İnsanlara onu Alman ulusunun lideri olarak sundu. Ardından onu ünlü Berlinli piyano üreticisinin eşi Helene Bechstein veya Münih yayıncıları Hugo ve Els Brugmann gibi zengin ve cömert finansörlerle tanıştırdı. Daha sonra o başta bahsettiğimiz Bolşevizme karşı propaganda konuşmalarını tamamen bıraktı, partide faaliyetlerine devam etti ve konuşmaları karşısında ücret alıyordu. Bu ücretiyle geçiniyordu. Çünkü o zamanlar tek bir performansta 1200 ile 2500 dinleyiciye ulaşabiliyordu ve hızlı bir şekilde partiye üyeler kazandırıyordu. Aynı yılın Ağustos ayında partinin Pan-Alman iddialarını vurgulamak için özel bir toplantı yapıldı. Kalabalık bir organizasyon. Açılış konuşmasını tabii ki Adolf yaptı yine. Tarihler 13 Ağustos 1920'yi gösteriyordu. İdeolojisini bir kez daha ayrıntılı bir şekilde ortaya koydu. Şöyle bir giriş yapmıştı hatta. Bütün Yahudiler değişmeyen ırksal karakterleri nedeniyle yaratıcı çalışma yeteneğinden yoksundurlar. Esasen asalaktırlar ve ırkları karıştırmak, insanları sanat ve basın yoluyla kandırmak, sınıf mücadelesini teşvik etmek ve hatta beyaz kadın kaçakçılığı dahil olmak üzere dünya hakimiyetine ulaşmak için her şeyi yapacaklardır. Ve Adolf yavaş yavaş ırkçı antisemitizmi Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin yani Nazi Partisi'nin programının ana özelliği haline getirdi. Takipçiler onu bir çavuş ile katip arasında bir yerde müthiş bir popüler konuşmacı olarak tanımlıyorlardı. O dönemler SA, parti toplantılarında bir tür salon muhafız güçleriydi. Ama Adolf onları paramiliter haydut ve sindirme gücüne dönüştürdü. Bu arada ilk gamalı haçlı flamaları ve bayrakları da bizzat kendisi tasarladı. Haziran 1921'de yine Berlin'deydi. Bu arada çok iyi para topladı partisi için zenginlerden ve bu dönemlerde sürekli konuşmalar yaptı, nutuklar attı. Siyasi muhaliflere yönelik hedefli saldırılar düzenledi ve bu şekilde kamuoyunda daha fazla tanınmak istedi. Mesela 14 Eylül 1921'de o ve destekçileri ayrılıkçı Bavyera tarafından Münih'te düzenlenen bir etkinliği şiddetle ve acımasızca bozdu. Bazı kişiler vuruldu. Adolf daha sonra da 12 Ocak 1922'de düzensiz davranış ve saldırıdan suçlu bulundu ve bu sırada 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak cezası iyi halinden dolayı 2 ay denetimli serbestlikle askıya alındı. Bu sırada hatta bazı insanların ölüm emrini verdi. Bazılarını da öldürttü. O zamanlar İngiliz ve Amerikan basınında bu adama potansiyel olarak tehlikeli intikam ordusu komutanı veya Alman Mussolini olarak değerlendiriyorlardı. Daha önce bir kez anlatmıştık ancak bu konunun akışı gereği kaydetmemiz gerekecek bir kez daha. Adolf 1. Dünya Savaşı'ndan çok daha öncesinden tanıdığı Dietrich Eckart aracılığıyla bir adamla tanışmıştı. Von Liebenfels, Alman ırkçı hareketinin temelini atanlardan biridir. O da bu düşünceyi Guido von List'ten almıştı, bunları hep anlatmıştık. Ve bu düşünce temelinde kurulan Thule Cemiyeti haliyle ırkçı ve esas olarak da Yahudi düşmanıydı. 1918 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nda bir süre kaldıktan sonra Almanya'ya dönen maceracı ve okültist Zebotendorf'u da hatırlayacaksınız. Bu adam tarikatın geri kalan Bavyeralı müritlerini Münih'e topladı. Ağırlıklı olarak bu insanlar bilim insanları, aristokratlar ve iş adamlarıydılar. Çekilmiş bir kılıcın arkasında ışın çelengi olan bir gamalı haç, cemiyetin amblemi olarak seçildi. Sloganlar kanını saf tut, Alman olduğunu hatırla idi ve üyeler arasında selamlama Heil şeklindeydi veya Sieg Heil. Yani bu selamlamaların nereden geldiğini de artık biliyoruz. Ancak Adolf aslında hiçbir zaman bu cemiyetin resmi üyesi olmadı. Her ne kadar kendisine bizzat von List tarafından bir kitap hediye edilmiş olsa da ve bu kitabın girişinde yazarın kendisi Adolf'a kendi jargonunda cemiyet üyesi anlamına gelen Armanen diye hitap etmiş olsa da elimizde başka kanıt yok. Belki bir şeref üyesiydi ya da onun gibi bir şey ama cemiyete kayıtlı değildi.
Alman İşçi Partisi'nin Nazi Partisi'ne dönüşmesinde de bu cemiyetin rolü vardır. 1919'da partinin başkanı olan Karl Herrera bir Thule aktivistiydi. Bu adam daha sonra Hitler'le anlaşamadığı için partiden ayrılmak zorunda kaldı. Ve daha sonra Nazi Partisi'nde önemli isimler haline gelen Alfred Rosenberg, Rudolf Hess ve Hans Frank gibi bazı kişiler de Thule cemiyetinin misafirleri olarak kaydedildiler. Ve meşhur Birahane darbesi. Bu Nazilerin yönetimi ilk kez darbe yoluyla ele geçirme girişimidir. Birahane darbesi ismi de anlayacağınız üzere alaycı bir anlam içeriyor. Berlin'deki Reich hükümetini devirmeyi planlıyorlardı ve bu sırada Adolf sağcı muhafazakar olan Bavyera hükümeti ve yönetimine güveniyordu. Onları arkasına alabileceğini düşünüyordu. Parlamenter demokrasiyi ortadan kaldırmak ve nasyonal sosyalist bir diktatörlük kurma amacıyla. Hafner'ın ilk okuduğum kitaplarından birinde, tam olarak hangisiydi hatırlamıyorum, Almanya'daki birahane kültürü uzun uzun anlatılmıştı. Almanlardaki birahane geleneği bizim kahve geleneğinin aynısıdır. Yani bizdeki kahvanelerin yerinde onlarda birahaneler var. Almanlar işten geldiklerinde akşamları birahanelere uğrarlar, 3-5 bira içerler, gündem, politika vesaire konuşurlar, tartışırlar, dünyayı kurtarırlar. Hatta Adolf her ne kadar bira içmeyi sevmese de bu tür birahanelerde birkaç kez bulunmuş ve hatta ilk nutuklarından bazılarını atmıştır. Çünkü bu mekanlar bazen binlerce kişiyi alacak kadar büyük olabiliyordu. İşte Adolf'un ilk darbe girişimini uygulamaya koyduğu yerde bu büyük birahanelerden biri olan Bürgerbraukelei'ydi. Umarım doğru telaffuz etmişimdir. Çok zor bir isim çünkü. Şimdi bu olayın nasıl geliştiğine bir bakalım. Ocak 1923'te Almanya'da Ruhr diye bir bölge Fransızlar tarafından işgal edildi. Ve bu işgal Almanya içinde büyük bir krize neden oldu. O sıralar Başbakan Wilhelm Kuno diye birisi var. Bu adam çok öyle militan bir adam değil. Bu yüzden halkı pasif direnişe davet etti. Ama bu Almanya'da ekonomik hasara yol açtı. Biliyorsunuz Almanya savaşı kaybetmiş, Versailles Antlaşması diye bir antlaşma imzalanmış ve Adolf gibi insanlar, ki bu insanlar çoğunluktaydı, bu antlaşmayı hükümetin ülkeye, millete ihaneti olarak görüyordu. Ve Almanlar açısından gerçekten de yüz kızartıcı bir antlaşmaydı bu. Versailles Antlaşması çok önemlidir. Bu noktada mutlaka anlatmamız gerekiyor. Çünkü Almanya'da Nazizmin yükselişine bu antlaşma sebep olmuştur. Ve Almanya tarihinde o dönüm noktası için siyasi zemini hazırlayan olay, Birinci Dünya Savaşı sonrasında yenik Almanya ve galip devletler arasında imzalanan o antlaşmadır. Peki neydi bu antlaşmanın şartları ve neden Alman toplumunun o milli gururunu bu kadar incitmişti? Her şeyden önce Almanya'yı topraklarının bir kısmından vazgeçmek zorunda bırakmıştı. Topraklarının bir kısmı galip devletler olan işte Fransa olsun, Litvanya, Belçika, Polonya ve Çekoslovakya tarafından paylaşılmıştı ve bu ciddi bir rakam bu arada. Bu sırada Almanya 43 bin kilometre kareden fazla, yani topraklarının %13'ünü kaybetti. Ordu sınırlandırıldı. 100 bin kişiden fazla personele sahip olması yasaklandı Alman ordusunun. Almanya'nın hava ve deniz kuvvetleri tamamen lağvedildi. Bunları üretmesi de yasaklandı. Artı elinde ne kadar uçağı ve gemisi varsa galip devletler el koydu. Almanya'nın sanayi bölgeleri o dönemin Milletler Cemiyeti'nin kontrolüne geçti. Ve bütün bunlar yetmiyormuş gibi bir de Almanya çok ağır bir savaş tazminatı ödemek zorunda bırakıldı. O haldeki bir Almanya'nın ödeyemeyeceği kadar büyük bir meblağ. Doğadaki her şey kendi zıttını geliştirir. Ve anladığınız üzere Alman toplumu ya da ne diyelim ona, Alman ruhu bu ezilmişliğe bir tepki olarak bu adamı doğurdu diyebiliriz. Ruhr'un işgali sırasında Almanya halkının ayaklanması Adolf'a göre bir işaret fişeğiydi ve bu fırsatı kaçırmamak gerekiyordu. Hitler 1. Dünya Savaşı'nın en popüler generali ve 1914'te Tannenberg Muharebesi'nde Alexander Samsonov'un ordusunu yok eden ve gerçek bir halk kahramanı olan Erich Ludendorff ile de ittifak halindeydi ve buna da çok güveniyordu. Halkın kendisine olan hayranlığını general hissetmiş ve o da siyasete atılmıştı ve Nazi Partisi'ndeydi hatta. Hitler Ludendorff'un yanında olmasını başarısının garantisi olarak görüyordu.
ve podyumda böylesine ağır bir varlığın orduyu da Nazilerin tarafına çekeceğine inanıyordu. Ama Bavyeralılar onu sevmediler. Çünkü Prusyalıydı. Ama ardından çok daha kötü bir şey oldu. Şansölye yani başbakan 26 Eylül 1923'te Fransa'nın bütün taleplerini kabul etmek zorunda kaldı. Ama bu sırada kendini garanti altına almak için hemen bir olağanüstü hal ilan etti. Ve beklediği de oldu, hem sağın hem de komünistlerin saldırısına uğradı. Ardından Savunma Bakanı, Kara Kuvvetleri Komutanına çok özel yetkiler verdi. Neredeyse diktatörlük yetkileri verdi. Ardından 26 Eylül 1923'te muhafazakar Bavyera Bakanlar Kabinesi eyalet topraklarında olağanüstü hal ilan etti kendi topraklarında da ve eski başbakan Gustav von Kahr'ı Bavyera eyaletinin komiseri olarak atadı. Yani güç 2-3 insanın elinde toplandı. Almanya'dan Bavyera'ya özellikle silahlı grupların 3 popüler liderinin tutuklanması ve Nazilerin yayın organı Völkischer Beobachter'in de kapatılması emri geliyor. Bunlarla birlikte bir dizi emir daha geliyor. Ancak Bavyera yönetimi bunların hepsini reddediyor. Kahr sonunda anayasa maddelerinin hükümlerini bile hiçe sayıyor ve subay ve erlerin kendisine bağlılık yemini etmelerini istiyor. Yani Bavyera hükümetine. Bu Berlin'de askeri bir isyan olarak kabul ediliyor. Ve von Seeckt, Bavyera'nın üçlü yönetimine, ardından Hitler'e ve silahlı müfrezelere herhangi bir gösterinin zorla bastırılacağına dair bir uyarı gönderiyor. Daha önce söyledim mi bilmiyorum arkadaşlar, Hitler bu olayında Mussolini'den etkilenmişti. Mussolini'nin ünlü Roma yürüyüşünden. Benzer bir şey tekrarlamayı umuyordu. Ve Kahr ve Lossow'a gelerek Berlin'e veya Münih'e gitmeden önce Berlin'e bir yürüyüş yapmak istediğini söylüyor. Bunu anlamsız buluyor karşıdakiler. Çok öyle yanında durmuyorlar. Bu Hitler'in hoşuna gitmiyor. Artık ben iktidarı ele almalıyım şeklinde bir karar alıyor sonunda. Von Kahr'ı da rehin alacak ve ona bu kampanyayı zorla destekletecekti. ...8 Kasım akşamı kolluk kuvvetleri başkanlarının kalabalığa konuşmak için toplandıkları Münih birahanesi ilk adımın atıldığı yer oldu. Büyük komutanlar var içeride tabii ki. Yıldırım hızında bir operasyonla tesisler 600 SA militanı tarafından sarılıyor ve ön kapılara ağır makineli tüfekler yerleştiriliyor. Ve saat 21 civarında bir şok müfrezesinin başındaki Hitler içeri giriyor, salonun ortasındaki bir masaya çıkıyor ve silahını çıkarıp tabancasını tavana bir el sıkıyor. Ve ardından milli devrim başladı diye bağırıyor. O akşam Hitler şunları söyledi ayrıca. Salonun etrafı tepeden tırnağa silahlı insanlarla çevrili. Hemen sessizlik sağlanmazsa galeriye makineli tüfek yerleştirilmesini emredeceğim. Bavyera hükümeti ve Reich hükümeti devrildi. Bir geçici Reich hükümeti kuruluyor. Reichswehr ve kara polis yıkıştaları ele geçirildi. Reichswehr ve kara polisi şimdiden gamalı haçlı pankartlar altında yürüyor. Ancak işin garibi Hitler'in bu sinematik manevrası hiçbir etki yaratmadı. Pek paniklemedi seyircileri. O büyüklerin arasında bakanlar da vardı bu arada. Özellikle oradaki bakanları kendisinin başbakan ilan edildiği yeni hükümete girmeye ikna edemedi. Bunu ancak Ludendorff araya girince kabul ettiler. Ancak birahaneden ayrılma izni alan bütün sözüm ona mahkumlar, bütün bunları silah zoruyla, silah tehdidi altında yaptıklarını açıklayarak sözlerinden vazgeçtiler. Ama tabii Adolf'un bunların bir kısmından haberi yok. Bir gün sonra 9 Kasım sabahı saat 11'de Naziler bir yürüyüş yapıyorlar, SA birlikleri. Yaklaşık 3000 kişilik bu kalabalığın başında Hitler var, Ludendorff ve Göring. Tabii yürüyüşçüler arasında çok sayıda rehine de var. Darbeyi öğrenen ve Nürnberg'den gelen Julius Streicher, Marienplatz'taki göstericilere katıldı. Sonradan Nazi Almanyası'nın en acımasız komutanlarından biri olacak. Geleceğin Nazi yöneticilerinden biri olan Himmler de bu kalabalığın içindeydi. İlk başta polis konvoya izin verdi, biraz yürüdüler. Ancak darbeciler Savunma Bakanlığı'na ulaştıklarında takviye polis ekipleri konvoyun önünü kesti. Hitler polisi teslim olmaya çağırdı. Ancak reddedildi ve ardından silah sesleri duyuldu. O sırada ilk kimin ateş ettiği tam olarak bilinmiyor.
Bu konuyla ilgili ifadeler biraz çelişiyor ancak öldürmek üzere ateş açıldığı kesindir. Bu çatışmada 16 Nazi ve 4 polis hayatını kaybetti. Göring de dahil birçok kişi yaralandı. Adolf ve diğer darbeciler kaldırıma koştuktan sonra saklanmaya çalıştılar. Ludendorff tutuklandı. SA'nın o dönemki komutanı Röhm de 2 saat sonra teslim oldu. Bu olayların doğrudan tanığı olan Münih'teki ABD Başkonsolosu Robert Murphy anılarında şöyle yazıyordu. Çatışma başladığında hem Ludendorff hem de Hitler savaşta deneyimli iki askere yakışır bir şekilde tamamen aynı şekilde davrandılar. İkisi de üzerlerine yağan mermi yağmurundan korunmak için aynı anda kendilerini yere attılar. Aynı zamanda Ludendorff'un yanında yürüyen koruması Hitler'in birçok arkadaşı gibi olay yerinde öldürüldü. O tarihi bir hane hala duruyor arkadaşlar. Biraz değişime uğramakla birlikte hala orada. Bu darbe girişimine ne halk ne de ordu destek verdi. Birkaç gün sonra Avusturya'ya kaçan Göring ve Hess dışında bütün azmettiriciler tutuklandı. Hess de daha sonra geri döndü ve mahkum edildi. 10 yıl sonra Naziler iktidara geldikten sonra o darbede tabii onlara göre haklı bir amaç uğruna hayatını kaybedenler şehit ilan edildiler. Mezarları Königsplatz'a taşındı ve Hitler tarafından ulusal devrim olarak adlandırılan darbenin yıl dönümleri Nazi rejimi altında her yıl liderin doğrudan katılımıyla Münih'teki birahanelerde kutlandı. Bu arada Adolf mahkemeyi kendisi için müthiş bir reklam malzemesi olarak kullandı. Nasıl bir demagog olduğunu anlatmıştık. Hitler vatana ihanet suçlamasıyla yargılanıyordu. Önce süreç oldukça sakin ilerledi. Bavyera hükümeti davayı devraldı. Çünkü sürece tanık olarak davet edilen 3 isim Karl, Lossow ve Seisser'ın Almanlara karşı çevirdikleri bazı entrikalarının örtbas edilmesi gerekiyordu. Hatta Hitler'e onlara hiç bulaşmazsa, onlara sert davranmazsa hafif cezalarla kurtulabileceğini fısıldadılar. Adolf'u kim tutabilir artık? Dakikalar içinde kendisi hatibe, mahkeme salonu sadece onu dinlemek için toplanmış öyle kuru bir kalabalığa dönüştü. Bir anda sanıklıktan suçlayıcıya dönüştü. İtham etmeye başladı. Asıl vatan hainlerinin savaşı kaybedenler ve ardından arka arkaya o yüz kızartıcı dayatmalara baş eğenler olduğunu ve bu yapılan girişimin de vatan hainlerine karşı bir darbe ve ayaklanma çağrısı olduğunu ilan etti. Sizin bana ne ceza vereceğiniz umurumda bile değil. Çünkü millet nezdinde biz çoktan beraat ettik, dedi. Ama azmettirenler gerçekten de kısa süreli hapis cezalarına çarptırıldılar. Mesela birine sadece 3 ay hapis cezası verildi. Yalnızca Hitler, Landsberg kalesinde 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak 9 ay sonra serbest bırakıldı. Ceza koşulları da çok hafifti. Ortak bir masada toplanmalarına ve siyasi konuları tartışmalarına bile izin verildi. İşte burada arkadaşlar bu mahkumiyeti sırasında ünlü Kavgam kitabını yazmaya başladı. Bazı kaynaklar vardır, aranızdan mutlaka hatırlayanlar çıkacaktır. Ben unuttum çünkü şu an. O kitabı kendisinin yazmadığını iddia ediyorlar. Ama biz en azından kitabın ilk bölümünü hiçbir yardım almadan kendisinin tamamladığını biliyoruz. Resmi tarihte bunu söyler zaten. Ama sonraki bölümleri için yardım almış mı, almamış mı bunu net söyleyemem. Evet, bu adam altı üstü 56 sene ömür sürdü. Ve bu kısa bir ömürdür. Ancak onun hayatını ikiye bölsek, ilk yarısıyla diğer yarısı arasındaki uçurum bizi hayrete düşürür. 30 yaşına dek bir mesleği bile olmayan bu başarısızlık abidesi, bir siyasi partiye üye olmasıyla, yani aktif olarak siyasete atılmasıyla beraber akıl almaz bir yükseliş sergiliyor. Öyle ki dünya siyasetinin kilit adamlarından birine dönüşüyor. Kimi tarihçilere ve yazarlara göre ki Hafner da onlardan biridir, bu inanılmaz hızlı yükselişin hiçbir izahı yoktur. Ancak yine de Adolf'un hayatını ikiye bölen bu fark aslında zahiridir. Bir kere siyasete atılmasından sonraki ilk 10 senesi oldukça inişli çıkışlıdır. Ve daha da önemlisi, yani sonuca bakıldığında, yani onun nihayetinde kendisini, ülkesini ve dünyasını ne hale getirdiğine baktığımızda, özel hayatını incelediğimizde, yani olmayan özel hayatını, aslında içeriği ve renksizliği bakımından hayatının ikinci kısmının da birinci kısmından pek bir farkı olmadığını görüyoruz.
Hafner burada Viyana'daki o sefil Adolf'la 3. Reich'ın imparatoru olan Führer Adolf'un gerçekte aynı zavallı olduğunu kastediyor. Siyasete girene dek böyle bir insan yok. Tam bir gölge. Varla yok arası. Bu hayatında normal şartlar altında insana bir sıcaklık, haysiyet, saygınlık katacak her şey eksiktir. Eğitim yok, meslek yok, aşk yok, arkadaşlık yok, evlilik, babalık yok. Siyaset veya siyasi tutkular bir yana atıldığında bu hayatın bir içeriği yok. Ve onun o tutkulu siyasi kariyerine dahi hep bir intihar eğilimi eşlik etmiştir. Sonuç olarak da hayatı bir intiharla son bulmuştur. Ve yazara göre bu Adolf için o kadar karakteristik bir sondu ki başka türlüsü düşünülemezdi bile. Hem birçok çağdaşının hem de sonraki araştırmacıların ve tarihçilerin de birçoğu gibi Hafner ona cahil demiyor ama yarı cahil diyor. Hem de bütün alanlarda. Ve tipik yarı cahili yazar şöyle tanımlıyor. Sözde her şeyi herkesten iyi bilen ve sağdan soldan edindiği yarım yamalak ve yanlış bilgileri her fırsatta etrafındaki herkese ama özellikle tamamen cahil oldukları için bu anlattıklarıyla ciddi bir şekilde etkileyebildiği kendi kitlesine sayıp döker bir yarı cahil. Führer'in genel karargahındaki masada konuşulanların zabıtları onun cehaletini utandırıcı bir şekilde ortaya koyuyor, diyor Hafner. Bu nedenle de bilgeler, yarı cahilin tamamen cahil olandan daha tehlikeli olduğunu hep söylerler. Bunu İlber Ortaylı da anlatmıştır zamanında. Buradaki en büyük tehlike şu arkadaşlar. Bizim zır cahil dediğimiz insanlar her zaman bu yarı cahillerin kontrolü altına girerler. Yarı cahiller tarafından örgütlenirler ve çok tehlikeli bir güce dönüşürler. Von Goethe'nin kastettiği durum ortaya çıkar. Yani cehaletin örgütlü eyleme geçmiş hali. Ve bunu en tehlikeli güç olarak anlatır Goethe. Çünkü yarı cahil liderler o cahillerin cehaletini veya zaaflarını çok güzel sömürürler. Ama aydın bir insanla cahil insan arasındaki uçurumlar derin olduğundan dolayı çoğu zaman iletişim sorunu doğar. Bakın anlaşma demiyorum, iletişim diyorum. Daha iletişim bile kuramazlar. Ve bu nedenle de halkı cahil olan ülkelere demokrasi getirildiğinde o demokrasi neye dönüşür şeklinde bir tartışma vardır. Bu durumda akla iki isim geliyor. Sokrates ve Aysun Kayacı. Muhtemelen güldünüz şu an ama anlatayım. Bazı açıklamalarından dolayı Sokrates'in bir demokrasi karşıtı olduğu söylenir. Hikayelerden biri şu şekildedir. Bir gün Sokrates yine talebeleriyle sohbet ederken bir talebesi Sokrates'e sorar. Eğer demokrasi çoğunluğun kararını kabul etmekse adil olan da bu değil midir? Mesela 100 kişinin rey kullandığı bir yerde 51 kişinin kararına mı uymak daha adil ve doğru olur yoksa 49 kişinin kararına uymak mı? Hem çok mümkündür ki daha çok insanın daha az insandan yanılma ihtimali daha azdır. Şu halde sizin demokrasiye karşı çıkmanız doğru olmadığı gibi haklı da sayılmaz. Bunun üzerine Sokrates her zaman olduğu gibi yine soru-cevap yöntemini kullanarak o talebeye önce sorar. Bilge olmak mı daha zordur yoksa cahil olmak mı? Talebe, elbette ve hiç şüphesiz bilge olmak daha zordur. Bilge olmak için çok okumak, araştırmak ve yorulmak gerekirken cahil olmak için hiçbir şey yapmaya gerek yoktur. Sokrates, peki o halde bize yine söyler misin? Toplumlarda cahil insanların sayısı mı çok olur yoksa bilge insanların sayısı mı? Talebe, şüphesiz cahil insanların sayısı daha fazla olur. Sokrates, bir gemide 100 yolcu bulunsa, geminin nerede nasıl hangi yönde yelken açması gerektiğini kaptan mı daha iyi bilir yoksa o 100 yolcu mu? Talebe, eğer yolcular içinde denizcilik bilgisi olan yoksa en iyi bilen kaptandır tabii ki. Sokrates, herkes her konuda karar veremez. Ve herkes her şeyi bilemez. Her iş ehline verilmeli. Talebe, pek tabii olması gereken budur. Sokrates, peki o halde bize yine söyler misin? Kimin hangi konuda bilgili olup olmadığını bilmeden, sadece çoğunluk oldukları için, kararlarını doğru bulmak adil ve doğru mu? Bir toplumda cahillerin sayısı bilgelerden çoksa, orada demokrasi olmaz. Burada gördüğünüz gibi aslında Sokrates demokrasi düşmanlığı yapmıyor.
sadece o oy verecek kişilerin daha eğitimli, daha akıllı, daha bağımsız insanlar olması gerektiğine vurgu yapıyor. Niye? Ben vergi veriyorum. Niye vergisini vermeyen, çok özür dilerim, herkes üstüme gelecek. Ama bu sadece kalıp olarak söylüyorum. Dağdaki çobanla benim oyum eşit mesela. Niye? Ben, tabii ki benden 10 kat daha çok araştırıyorum. Eğer Aysun Kayacı da zamanında tamamen aynı noktayı vurgulamaya çalışırken, cahil, bilgisiz yerine dağdaki çoban tabirini kullanmasaydı ve sosyal statünün tek belirleyicisi olarak da vergi verme konusuna takılıp kalmasaydı, söyledikleri anlattığımız hikayenin tek cümlelik halidir diyebilirdik. Fikri Sokrates'in söyledikleriyle, onun sorgulamalarıyla neredeyse aynıydı. Ama Aysun bir Sokrates olmadığı için, hepimiz gibi, örneklendirmeler kısmında bence saplanıp kaldı. Bu yüzden o zamanlar diyorum ki keşke Aysun, benim oyumla bir cahilin oyu aynı değil deseydi. Bakın Platon Devlet kitabında ne diyor arkadaşlar? Bak o kitabı da okumayanlara şiddetle tavsiye ediyorum. Hani politik konulara giriyorsunuz bazen biliyorum. Mutlaka özellikle seçim öncesinde falan giriyorsunuzdur çevrenizle, arkadaşlarınızla. Politik bir tartışma bana göre devletin ne olduğunu bilmeden kör bir tartışma olur. Önce devlet nedir, hükümet nedir, bunlar hangi ihtiyaçlardan doğar? Daha önce de sorduğumuz gibi bunlar olmasaydı ne olurdu? Bütün bunlarla birlikte çok sık sık kullanıldığını duyduğunuz mesela laiklik, demokrasi, vicdan özgürlüğü, üniter devlet yapısı, güçler ayrılığı, bunlar nedir, bunlar niye var, hangi ihtiyaçlardan doğmuştur ve bunlar olmasa ne oluyor? Bütün bunları çok iyi bilmek lazım ve siyasi tartışmaya girecekseniz de bu altyapıyla girmeniz lazım, gençlere söylüyorum. Ve Platon bu kitabında devletin nasıl ve hangi ihtiyaçlardan ortaya çıktığını, devletin neden önemli olduğunu bireyden ve onun temel ihtiyaçlarından başlayarak anlatıyor. Bu yüzden çok önemlidir. Şöyle diyor o kitabında, demokrasinin esas prensibi halkın egemenliğidir. Ama milletin kendini yönetecekleri iyi seçebilmesi için yetişkin ve iyi eğitim görmüş olması şarttır. Eğer bu sağlanamazsa demokrasi otokrasiye geçebilir. Çünkü halk övülmeyi sever. Onun için de güzel sözlü demagoglar kötü de olsalar başa geçebilirler. Oy toplamasını bilen herkesin devleti idare edebileceği zannedilir. Demokrasi bir eğitim işidir. Eğitimsiz kitlelerle demokrasiye geçilirse oligarşi olur. Devam edilirse demagoglar türer. Demagoglardan da diktatörler çıkar. Hitler'in nasıl bir demagog olduğunu her yerden okumuşsunuzdur. Biz de birkaç kez vurguladık. Bu demagoji kavramı iki anlamda kullanılır aslında. Ben olumsuz olanından bahsediyorum. Yani halkın o zayıf taraflarını, hassas yanlarını ya da cahil yönlerini çok iyi bilen ve onu o için mükemmel bir şekilde kullanan siyasetçiler. Bunu özellikle attıkları nutuklarda çok yoğun bir şekilde kullanıp kitlelerini büyülerler, hipnoz ederler. Ruhlarını, zihinlerini ele geçirirler. Yani avlarlar onları. Bu nedenle demagogun bir diğer anlamı da halk avcısıdır. Yani Platon'un bu tariflerine bakarak Adolf'un doğuştan bir diktatör olduğunu görebiliyoruz. Bütün özelliklerini taşıyor mübarek. Adolf'un arkadaşı olmadığından veya hayatında arkadaş olarak var olan insanlara da pek arkadaşı gibi davranmadığından, soğuk biri olduğundan bahsetmiştik. Diyordu ya Kubitsek, sanki ben ona bir şey için lazım gibiydim. Mesela nutuk attığında bir dinleyici gibi. Bu durum aslında hayatının ikinci kısmında da devam ediyor. Adolf'un aslında hayatı boyunca hiç arkadaşı olmadı. Kendisine tabi insanlarla, şoförlerle, sekreterlerle, korumalarla saatlerce takılabilirdi. Ama bu sırada yalnızca o konuşurdu. İktidarı dönemindeki en yakın adamları olan Göring, Goebbels ve Himmler'le ilişkisi hep soğuktu. Sizli bizli ve mesafeliydi. Sen diye hitap ettiği tek kişi Röhm'dü. Onu da iktidara gelmesinden kısa süre sonra bütün yakın çevresiyle birlikte öldürttü. Uzun bıçaklar gecesi diye geçer tarihte. Ona daha gelmedik, önümüzdeki bölümde geleceğiz. Adolf'u en son hapishanede bırakmıştık. Orada biraz kalsın. Kitabını yazmaya devam etsin. Önümüzdeki bölümde görüşürüz arkadaşlar. İyi geceler, iyi hafta sonları.